Tostan Selam bu videoda powerlifting nedir, ne değildir ve powerlifting hakkında yanlış bilinenleri konuşacağız. Powerlifting nedir? Powerlifting squat, bench, deadlift hareketlerinde tek tekrar maksimumumuzu yarışmada göstermektir. Squat ne oluyor? Çömelip kalkma, bench ne oluyor? Yatarak bir itiş ve deadlift'te ağırlığı yerden kaldırma diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Powerlifting sadece ağırlık kaldırmak değildir. Powerlifting bir yarışmadır. Powerlifting sporunda ulusal, uluslararası yarışmalar düzenlenir. Bunlardan şu an dünyadaki en büyüğü IPF. Bunun da dünya şampiyonları düzenleniyor. Belki de hani o Cenk'in videolarına, ağır sağlama videolarına denk gelmişsinizdir zaten. Onun dışında başka sporcularımız da yarışıyor. Benim öğrencilerimden Doğukan gibi bizi bu dünya şampiyonlarına temsil ediyorlar. Türkiye'de de bayağı popüler olan ve yani oldukça büyüyen spor dalı. Bu powerlifting sporunu yani sadece siz squat bench deadlift yaptınız diye powerlifting sporcusu olmuyorsunuz. Evet hani powerlifting'in içerdiği hareketleri yapıyorsunuz ama squat yaptınız diye hemen bir powerlifter olmuyorsunuz veya bir hani powerlifter niteliğinde bir antrenman yaptığınız zaman bir powerlifter olmuyorsunuz. Powerlifting'de yarışmak gerekiyor. Çünkü yarışma ile antrenman arasında çok büyük farklar mevcut. Özellikle yeni başlayan ve hiç yarışmamış bir kişi için hani antrenmanları yapıp kendine powerlifter demesi pek doğru olmaz benim kanaatimce. Evet powerlifting tarzında çalışıyoruz ama yarışa kadar bir powerlifter olmuyorsunuz. Powerlifting hakkında bir yanlış anlaşılmaya gelin. Powerlifterların hepsi şişman, yağlı, obez olur. Böyle bir şey yok. Powerlifting bisiklet sporudur. Bisiklet sporu nedir? Yani bir belli kilo kategorileri vardır. Erkeklerde şu an uluslararası düzeyde yani 59, 66, 74 kilo, 83 kilo, 93 kilo, 105, 120 ve 120 plus diye gider. Bunlar mesela 59, 59 kilo altı, 66, 66 ile 59 kilo arasındaki kişileri kapsar. Oradan işte bu 120'ye kadar çıkar. 120 plus da 120 kilo üstüdür. Şimdi internette hani görmüş olduğunuz sporcular belki çoğunlukla hani daha ağır kaldırdığı için diyelim hani 400 kilo deadlift, 400 kilo squat, 407 kilo squatları kaldıran sporcuların çoğu 120 plus kategorisinde olduğu için evet onlar kilolu insanlar. O nedenle hani böyle bir tanısılma ve yanlış anlaşılma olabiliyor ama spor dediğim gibi bisiklet sporu yani 59 kilo yağsız, 83 kilo yağsız, six packli birçok sporcu mevcut. Yani siz powerlifting sporu yaptınız diye obez olmuyorsunuz veya powerlifting sporu yapmak için yağlı olmak durumunda değilsiniz. Hatta bu istemediğimiz bir şey. Ki zaten genel yarışmacılara baktığımız zaman bir hani powerlifting veri tabanı olan Open Powerlifting'den 120 plus veya 120 veya 105 sikletinde yarışanların sayısı 83, 93 kilo, 74 kilo, 66 kilo kişilere göre daha az oluyor. Demek ki çoğunluk aslında hani yağlı ve şişman değil, hani normal ortalama kilolarda olan insanlarmış. Sadece hani o 120 kilo, 120 plus kilodaki kişiler hani daha ağır kaldırdığı için haberlere daha çok çıkıyor diyebiliriz. Yani bu nedenle hani böyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Gelin bir yanlış anlaşılmaya daha. Powerlifting kas kazandırmaz. Powerlifting yaparsanız siz kaslı olmazsınız. Powerlifting yaparsanız siz six packiniz olmaz. Estetik bir vücuda sahip olmazsınız. Bu da tamamen yanlış. Hani vücudunuz squat da yapsanız da, bir leg press hareketini de yapsanız da belli bir şekilde kaslarınıza bir hipertrofi sağlıyor. Siz hayatınız boyunca sadece bir tekrar squat yapın her antrenmanınızda. Bir tekrarın üstüne çıkmayın. Gene kas kütlesi kazanacaksınız. Vücut demiyor ki ulan bir tekrar yaptım max bu powercı buna kas vermeyelim. Böyle bir şey yok. Vücut adapte oluyor. Yani bir kas kazanımı vücudun bir olaya adaptesi oluyor kısaca. Bu nedenle siz hani bir tekrar yapsanız da kas kazanıyorsunuz. Ama zaten powerlifting sporcuları her zaman bir tekrar yapmıyor. Evet hani yarışmadaki amacımız bir tekrar maksimumumuzu ortaya çıkarmak. Antrenmanlarda da bunun doğrultusunda çalışıyoruz ama her zaman bir tekrar yaparak değil. Yüksek tekrarlı setler, hani 4 tekrarlı, 5 tekrarlı, 6 tekrarlı, 7 tekrarlı her türlü tekrar ve set sayısını yapıyor bu sporcular. Ki çoğu videomda da bahsettiğim gibi powerlifting'de en önemli olan şeylerden biri de kas kütlesi. Sizin hani ne kadar çok kasınız varsa güç potansiyeliniz de o kadar artıyor. Bir powerlifter olabildiğince kas kütlesi kazanmaya da bakmalı. Böylelikle hani güçlenme potansiyelini de arttırıyor. Bu nedenle o powerlifter programında sadece squat bench deadlift bulundurmuyor. Aksesuar hareketler dediğimiz daha vücut geliştirme olarak belki de çoğu kişinin baktığı hareketler olan işte sırt hareketleri olsun, tek kol hareketleri olsun, kol hareketleri de olsun bunların hepsi zaten powerlifterların programında bulunuyor. Bulundurmayan da vardı illaki ama çoğunluk açısından bu hareketler programlarda bulunuyor. Gelelim bir yanlış bilinene daha. Powerlifting yapmak sakatlar. Powerlifting sakat bir spor. Kesinlikle sakatlanırsınız, deadlift yaparsanız ölürsünüz, bitersiniz. Öyle bir şey yok. Bunu hani hem araştırmalarda kanıtlıyor zaten özellikle hani popüler sporlar arasında. Yani siz mesela bir futbol, bir halı sahada yaptığınız zaman sakatlanma olasılığınız bir powerlifting sporunu devam ettirmenize göre çok çok daha fazla. Yani halı sahada sakatlanmanın olasılığınız çok fazla. Ki bunu ben mesela öğrencilerimden çok yaşadım. Adam powerlifting antrenmanlarını yapıyor. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Halı sahaya gidiyor, dizi atıyor. Bunu yaşayan çok öğrencim oldu zaten. Bu tarz veya kontak sporları demeyeyim. Boks olsun, kickboks olsun. Diğer hani düşünebileceğiz şu olsun. Tenis bile aslında powerlifting'e göre daha sakat bir spor diyebiliriz. Ama aslında hani hiçbir spor hani sakat bir spor diyemeyiz. Powerlifting sporu sakat bir sporun aksine sizi sakatlıktan bir anlamda korumak için de yardımcı olacak bir spor. Powerlifting sporu size ne katıyor? Powerlifting sporu size güç ve kas katıyor vücudunuza. Böyle
yapıyor olduğunuz zaman sizin vücudunuz daha korunaklı oluyor. Siz mesela diyelim bir motosiklet kazası geçirdiniz. Hiç antrenman yapmamış biriyle kas kütlesi daha yüksek biri arasında bu iki kişinin yaşayacağı travmalar arasında farklılıklar oluyor. Bununla ilgili araştırmalarda ve hani verilerde mevcut. Yani sporcuların daha hani kaslı olması ve güçlü olması daha az sakatlanmalarını ve hani daha az sıkıntı yaşamalarını neden oluyor. Şimdi burada mesela şöyle bir durum oluyor. Adam 300 kilo kaldırıyor. Çok ağır değil mi? Yani onun için o kadar ağır değil. Çünkü o da bir seviyeyle yavaş yavaş geliyor. Senin için belki o 300 kilo ağır olabilir ama o adam için hani normal bir ağırlık oluyor bir yerden sonra. Nasıl bu oluyor? Çalışaraktan oluyor, zamanla oluyor, adapte oluyor vücudu buna. İlk başta onun için 100 kilo ağırdı. Bir süre sonra onun için 140 kilo ağır olmaya başladı. Antrenman yaptıkça, o seviyesi arttıkça o ağırlıklar artık normal oluyor. Vücut alışıyor ona. Başlangıç seviyesi sporcular diyelim hani bir hemen ağrı yaşıyorlar. Diyelim hani dizinde bir ağrı oluyor, belinde bir ağrı oluyor. Ve bunu hemen sakatlık olarak sanıyorlar. Bununla alakalı detaylı bir videom var powerlifting ağrı sakatlık diye. Onu izlemenizi öneririm. Kısaca özetleyeyim. Hani sizin bir ağrınız varsa bu illa demek değil ki siz sakatsınız. İlla çok büyük bir sıkıntınız var. Ağrı illa sakatlığa eşit değil. Yani sizin orada bir ağrınız biraz düşünmeniz, çok azıcık dinlenmeniz, ona göre planlı bir şekilde gitmeniz o ağrıyı geçirmeye yeterli olacaktır. Çoğu zaman böyle oluyor zaten. Yani direkt bir ağrınız varsa abi hemen sakat değilsiniz. O yüzden de hani powerlifting sakat bir spor değil. Çünkü adam hiç hayatında deadlift yapmamış. Geliyor 2 set deadlift yapıyor. Max alıyor mesela spor salonunda biri. Sonra benim ağrı diyor. Yani normal abi sen o ağırlığı, o antrenmanları hiç yapmamışsın. Ve hani ilk başladığın günden direkt max almışsın. Bir ağrının olması normal. Vücut diyor yani abi ne oluyor? Hani biz bunu yapmıyorduk. Ne yapıyorsun diye sana ağrı olarak da bilgi veriyor. Birazcık powerlifting'den uzaklaşıyor olacağız ama hani sporcularda mesela basketbol sporcularından örnek verelim. Hani bir ağırlık antrenmanı yapmak, vücutlarına kas kütlesi eklemek, güçlenmek iyi bir şey. Bu özellikle hani sakatlıkların da önüne geçebiliyor. Diyelim orada bir kontak yapılacak hani bir turnikeye giderken orada sporcunun biraz daha güçlü olması hani kendi vücudunu daha iyi korumasına da sebebiyet veriyor. Vücudunda daha çok kas kütlesi olması. Michael Jordan, Kobe Bryant ve Dwayne Wade'in antrenörlüğünü yapan Tim Grover mesela şu anki NBA'de sakatlıkların çok artmasıyla alakalı bir eleştirisi var. Bu da sporcuların yeterince ağırlık antrenmanı yapmamasına yönelik. Michael Jordan'ın belgesellerini vesaire izlediyseniz hani o belgesellerde, o videolarda hep Michael Jordan'ın bir bench press yaptığını bile görmüşsünüzdür. Hani ağırlık antrenmanlarının yapılması gerekiyor. Bu da yani hani powerlifting de bir anlamda hani sakat bir spor değil. Hani sizi aslında hani powerlifting dışındaki etkenlere rağmen kas kütlenizi artırdığı, güçlendirdiği için sizi sakatlıktan uzaklaştırıyor aslında. Yani tam tersi yani bu algı powerlifting sporunda. Ama şöyle bir hata oluyor. Powerlifting yapıyorum diyor sporcu ve durmadan çok ağır girmeye çalışıyor. Plansız, programsız çalışıyor. Bilmeden etmeden çalışıyor. Bir ağrıları oluyor. Belki de hani sakatlık da yaşayabiliyor. Burada önemli olan nokta ama planlı ve programlı ilerlemek oluyor. Siz planlı ve programlı ilerlediğiniz zaman yani sakatlanma riskiniz inanılmaz düşük bir spor. Ama siz plansız, programsız, full kafa göz giriyorsanız yani bir şey tabii ki de olabilir yani her şey de olabilir. Mesela ben şu an video çekerken kalp krizi geçirme riskim de var yani. Böyle bir şey de olabilir. Her şeyin bir riski var tabii ki de. Yani siz yürürken de hani sakatlanabilirsiniz. Powerlifting sporu yaparken de sakatlanabilirsiniz ama bu düşük bir ihtimal eğer planlı ve düzenli çalışıyorsanız. Bir de tabii ki de yani siz dünya şampiyonu olmak olabildiğince hani kendinizin en iyisi olmak için antrenman yapıyorsanız bazen hani zorlamanız gerekiyor. Bu zamanlarda da tabii ki de bir ağrınız, bir sakatlık durumlarınız da olabilir. Eğer hani siz bu seviyede bir sporcuysanız bunlar normal yani bunları bilerek hani şey yapmanız gerekiyor ama cidden düşük bir ihtimal ve hani iyi programlandığı, iyi planlandığı zaman bunların hepsini üstesine geçirebiliyor. Dediğim gibi burada kritik kelime iyi programlama, iyi planlama oluyor. Şimdi yarışmalarla alakalı şöyle bir yanlış anlama var. Powerlifting'de en güçlü olan kazanır diye. Diyelim 83 kilo sikletinde 3 sporcu var. Üçünden biri 700 kilo total yapıyor. Biri 650 kilo total yapıyor. Biri de 600 kilo total yapıyor antrenmanlarında. Total ne bu arada? Squat, bench, deadlift'in toplamı. Ama powerlifting sporunda illa siz hani 700 kilo yapıyorsanız diye direkt yarışmada birinci olmuyorsunuz. Powerlifting sporunda yarışmalarda biz koçlar olarak ve sporcular olarak hak veriyoruz. İlk hakkımda 200 kilo yapacağım. İkinci hakkımda 210 kilo yapacağım. Üçüncü hakkımda 220 kilo yapacağım diye mesela planlıyorsunuz bir gün öncesinden. Yarışma başlangıcında ağırlıklarınızı veriyorsunuz. Açılışlarınızı diyoruz bunlara. Squat'ta, bench press ve deadlift'te ilk yapacağınız ağırlıkları hakeme veriyorsunuz. Bunlara açılış diyoruz. Bunların bazıları değişebiliyor. O kurallara başka bir videoda değinirim. Burada önemli olan hani sporcuların iyi ağırlık seçimi yapmaları lazım. Diyelim A kişisi 700 kilo total yapıyordu dedik değil mi? B ikisi de 650 kilo total yapıyordu. Şimdi antrenmanlarındaki güçleri böyle. Bunu yarışmaya da iyi bir şekilde aktarmaları gerekiyor. Yarışmada bunu göstermeleri gerekiyor. Yani daha fazla ağırlık kaldıran sporcu hata yaparsa, ağırlık seçimlerinde yanlış yaparsa antrenmanlarının çok da altında kalıp ve ikinci sporcu da iyi yarışır, tüm kardeşini doğru şekilde iyi bir planlamayla yaparsa o birinci sporcunun önüne geçebiliyor. Yani illa her zaman en güçlü olan kazanmıyor. Ki zaten yüksek seviyede de şu an uluslararası arenada da birkaç siklet hariç hani cidden toteller yakın. Yani birinci 785 bir nomination'a geliyor. Diğeri ikinci mesela 782.5'da geliyor. Yarışmada bu hak seçimleri çok önemli oluyor. Bir koç olarak da hani bu hak seçimlerini ayarlamak vesaire yarışma ortamında cidden çok keyifli. Gelin bir yanlış anlaşılmaya da. Belli bir seviyeden sonra ağırlıklar imkansız onları kaldırmak, ilaç kullanmak zorundasın. Böyle bir şey yok.
Yani siz mesela 400 kilo deadlift hakkında konuşuyorum. Mesela 400 kilo deadlift bir insanın doğal olarak yapabileceği bir ağırlık. Ama bu insan herkes değil. Yani bu genetiğe çok bakıyor. Nasıl hani Usain Bolt 9.58 koşabiliyorsa veya bir basketbolcu 2.30 boyunda sahip çıkabiliyorsa biri de genetik olarak hani çok güçlü olabiliyor. Bu da tamamen ailenize bağlı yani. O size o genler geldiyse siz de antrenmanları iyi yaptıysanız o kilolara erişebiliyorsunuz tabii ki de. Bu nedenle hani illa belli bir aralıktan sonra insan vücudu bunu kaldıramaz diye bir şey yok. Hani böyle bir limit belki vardır ama şu an powerlifting sporunda her sene bu aralıklar totaller artmaya devam ediyor. Yani daha yeni Sheffield'da Mart ayında 410 kilo deadlift yaptı Jesus Olivares. Ülkemizden de Cenk Koçak 400.5 deadlift yaptı daha Nisan ayında. Ya yani bu aralıklar hani doğal olarak erişilen aralıklar. İkisinde hani ilaç testleri de var girmiş oldu ve çıkmış oldu. Ve bunlara cidden erişilebilecek rakamlar. Benim öğrencim Doğukan her ay aralıklarını arttırıyor. Doğal bir sporcu. Adam 320 squat yapıyor. Daha dün yaptı. Onun öncesinde 300 yaparken olan kesin ilaçlı diyorlardı çocuğa. 280 yaparken de kesin ilaçlı diyorlardı. Yani deniyor çünkü millet erişemediğine şey yapıyor. Erişemediğin ağırlığa olan bu, bunu ben yapamıyorsam kimse yapamaz. Düşünce oluyor ama öyle bir şey yok yani hani birileri yapabiliyor. Siz de belki başka konularda iyisinizdir. Yani ona hani illa biri sizden daha ağırlık kaldırdı diye bu ilaçtı bu böyle olsun diye düşünmemek gerekli. Spor iyi çalışmaya ve iyi bir genetiğe sahip olmaya bakıyor üst seviyede. Ama abi genetiğiniz ortalama veya 400 kilo kaldıramıyorsanız bu sporu yapmayın diye de bir şey yok. Ben bu sporu çok severek yapıyorum. Benim 400 kilo kaldıracak bir potansiyelim var mı? Yok. Ama yapıyorum yani. Çünkü ben kendimi geçmeyi seviyorum. Kendimle yarışıyorum yani burada. Ki sporu yapan çoğu kişi, bu videoyu izleyen çoğu kişi de tabii ki aranızda hani dünya şampiyonu olacak seviyeli insanlar da vardır. Çıkar inşallah umarım da çıkar. Ama hani çoğumuz hani kendimizi geçmek için yarışıyoruz. Daha iyi olmak için. Mesela 200 kilo deadlift yapıyorsak 250 kilo yapmak için. 250 yapıyorsak 300 yapmak için şey yapıyoruz. Ve yarışacağımız kişi kendimiz oluyor. Bu sporu hani güzel katan şey de hani herkesin rahatlıkla yapabileceği bir spor olması. Takım sporu değil mesela halı sahaya adam bulmaya çalışıyorsun. Burada adam bulmaya çalışmana gerek yok. Kendin gidip antrenmanı yapabiliyorsun. Antrenman yapma açısından çok kolay bir spor ve belli somut şeyler olduğu için mesela 180 kilo deadlift 200'e çıktığında gelişmiş oluyorsun. Ama mesela başka bir sporda o gelişimi tam göremeyebiliyorsun. Ama burada daha somut aralıklar olduğu için antrenman yapması da keyifli bir spor oluyor. Powerlifting yaparsan, squat yaparsan, halterle uğraşırsan boyun kısa kalır. Bu da hani yine kanıtlanmış bir şey, böyle bir şey yok. Yani gene boy uzunluğu tamamen genetik yapıya, sizin beslenmenize bakıyor. Yani siz squat yaptınız diye boyunuzu hop 5 cm kısalmıyor veya sırtınıza bağladınız diye hemen boyunuz kısalmıyor. Ki zaten şöyle diyorlar işte vücuda 80 kilo yük biniyor küçük çocuğa. Ama o çocuk zıplayıp yere düştüğünde de tek bacağına kaç kilo yük biniyor? O çocuğun ağırlığı kadar. O çocuk 80 kiloysa yine 80 kilo bir yük binmiş oluyor yani. Mesela çocuk halterciler video koyuyor mesela. Hemen yorumlar geliyor Instagram'da. Onun boyu kısa kalacak. 1.40 kalacak falan diye. Ama öyle bir şey yok yani. Sırtınıza ağırlık aldınız, inip kalktınız diye boyunuz kısa kalmıyor kısaca. Powerlifting'le ilgileniyorsanız benim kanaldaki diğer videoları da izlemenizi kesinlikle öneririm. Ayrıca web sitemiz var mevcut. dhpowerlifting.com. Burada koçluk programlama, bench press programı, deadlift programı vesaire satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bir ücretsiz powerlifting programım var. Onu videosunu zaten aşağı bırakırım. Videoyu izlerken benim konuşmadığım, sizin aklınıza gelen powerlifting hakkında bilinen yanlışları siz de yorumlara yazın. Bunun dışında hani başka görmek istediğiniz videolar vesaire varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın. Hazır buraya kadar gelmişsiniz, abone olun. Beğenin videoyu buraya kadar gelenler. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.